Uyuyakalmış öylece. Söz dinletemedim. Ben uyandırırım onu şimdi. Siz de istirahat edin enişte. Uyuyamadınız hiç. Peki. Teyze. Hı? Teyze. Hadi kalk yerine yat. Necmiye daha iyi. Sabaha kadar inle diye yavrucak. Artık neresi ağrıyorsa. Ama akşamkinden daha iyi. Rengi yerine gelmiş epey. Lakin enişte, sizin renginiz uçtu. Aklımızın uçmadığına dua edelim güzel kızım. Hadi sen de kahvaltını et. Mektebe bırakayım, derslerini çok ihmal ettin. Enişte, müsaade edin bir iki gün daha kalayım, olmaz mı? Olmaz. Babana sözüm var. Ne olur. En azından Kamuran'dan bir haber alana kadar. Haber alırsam ben sana söylerim güzel kızım. Ne olur enişte. Bir başıma bırakmayın beni, ne olur. Hı? Peki. Sen nasıl istersen güzel kızım. Ejder seni gideceğin yere bırakacak. Peki şimdi ne yapacaksın? Teslim mi olacaksın? Evvela ne olup bittiğini anlamaya çalışacağım. Artık ona göre bakacağım ne yapacağım. Bizon! Ne yaptınız lan? Yardım edin. Bizon ne oldu? Ne oldu? Dur dur. Tamam. Yok bir şey, gel. Tamam ben hadi. Seyfettin Efendi mevzuyla alakalı pek yorum yapmadı. Hiddetli zannımcı. Eğer babası bile karşıysa Kamran'ı alem ne yapmaz? Ne münasebet canım. Niye karşı olsun Seyfettin Efendi? Öküzün altında buzağı arayıp lafı ortalıkta çevirme Neriman. Canımı sıkma. Besime ben düşman mıyım aşk olsun? Niye laf çevireyim? Seni kadar benim de canım yanıyor. Senin canın yanamaz. Yanamaz. Sen benim doğurduğuma benim kadar üzülemezsin. Hadiseden vazife çıkarma. Teyze. Ne? Ne kaç göz yapıyorsun? Ha? Ben sizin gibi ebcekten, cifilden filan anlamam. Ne diyeceksen açıktan de. Neriman Hanım diyorum. Kamran'ın bize emaneti sayılır. Kimmiş emanet? Nesiymiş ki emanet olsun? Siz ancak birbirinizin mabadını yedeklersiniz. Körler sağırlar. Hata ettim buraya geldim. Münevver. Dışarılığımı getir. Neriman Hanım. Rica ederim makul olun. Nereye gideceksiniz? Böylesi bir muameleyi hak etmiyorum çalı kuşu. Evet lakin... Dün yaşadıklarınızdan sonra dışarı çıkmanız ne kadar doğru olur bilemedim. Ortalık biraz yatışsaydı. Bakın ben bugün hastaneye gidiyorum Selim Bey'le görüşmeye. Belki Kamran'dan bir haber vardır. Hı? Siz beni bekleyin. Ben geldikten sonra etraflıca bir düşünelim. Ne yapacağımıza öyle karar verelim. Bilmiyorum Feride. Besmen'in aşağılamalarına daha fazla maruz kalmak istemiyorum. Haklısınız. Elbette sizin tasarrufunuz. Lakin... Her şey sona erdiğinde size sahip çıkamadığım için Kamran bana müthiş kızar. Nereye gideceğiz ki hanım? Neriman Hanım rica ederim. Taze taze, çıtır çıtır, dumanı üstümde. Ekmekçi! Ekmeğe gel abla!
Selamun aleyküm efendiler. Oğlum Hüseyin, al şu boşları. Ekmeğe gel abla. Sen gel köy, sen gel köy. Kolay gelsin Namık. Namık abi, tavlaya var mısın? Ölen kayıntısına. Allah derim. Hastaneye götürmemiz lazım. Lakin sarsılmadan. Götüremeyiz. Başımıza bela olur. Bacağında kırık kemik parçaları var. Ameliyat etmemiz lazım. Ya adam vesikası yok. Kağıt kalem var mı? Sağ ol. Bunları hastaneden, bilhassa Selim'den tedarik edebilir misin? Ya yine bulamazsam? Bilmiyorum. Lakin malzemelere ihtiyacım var. Bana sıcak su lazım. Gelirken Selim'i de getirirsen sevinirim. Cemaati Müslümin, az bakın hele. Adem, çırağım, rahmeti Rahman'a kavuştu. Cenazesi kılınacak. İkindi namazına mütakip defnedilecek. Gelenin ömrüne bereket, gelmeyenin gidenine rahmet. Kapısını mühürlediler. Kemran Bey'i hekimlikten men edecekler zahir. Selim Bey. Yine mi yok? Bayağı kıymetli bir hekim anlaşılan. Buralardadır. Sorar öğreniriz şimdi. Mektepten bir arkadaşım sizin hayranınız. Selamlarımı iletin lütfen. Müftade, Selim Bey gelmedi mi? Size gelmek için çıkmıştı. Bize mi? Niçin? Kamran'la mı alakalı? Bilmiyorum, söylemedi nedenini. Affedersiniz, kulak misafiri oldum. Kamran'ı tanıyor musunuz? Kuzeniz. Bu ilaçları tedarik etmem gerekiyor. Bana yardımcı olabilir misiniz? Kamran'ın el yazısı. Bunları neden istedi? Başına bir şey mi geldi? Günde bir kaşık tok karnı. Neden olmuş Selim Bey oğlum? Aşırı şeker yüklemesinden de olabilir.
Küçük Hanım, eğer o şekerlemelerden kaldıysa hepsini istiyorum. Şeker yasak size. Ben dün tatlı bir şey yemedim ki. Bu öyle demiyor ama. Fakat yemedim. Besme teyzeciğim, yerinizde olsam kızınızın odasını didik didik arardım. Bizi kandırıyor. Çocuk gibi şekerleme yiyor olabilir gizlice. Ay ne münasebet canım. Benim kızım bok boğaz kanarı mı? Estağfurullah. Öyle söylemek istemedim. Latife ettim sadece. Bazen genç hanımlar şekerlemeye pek düşkün olabiliyorlar. Ay Necmiye değil. Ben ona bayramlarda bile lokum yediremiyorum. Öyle diyorsanız. Tekrar geçmiş olsun. Düzenli olarak kontrole geleceğim. İyi günler. Ne olacak bu işin sonu? Kamran nereye kadar kaçacak? Kaçabilecek mi? Vallahi Besme teyzeciğim, bence kaçmayıp teslim olsa daha iyi. Yani kadı hazretleri ben... Saadete iki cihanda daim olsun. Çok hakkaniyetli davranmışlar esasen. Kamran'ın tövbe edip bu yaptığını bir daha yapmamasını istiyor. Hekimlik vesikası elinden alınacak, o ayrı. Ama cezanı büyüğünden yırtıyor. Babasının dükkanında çalışır o vakit. Hekimlik de yapmayı versin. Evde bana yapar. Benim belim ağrıyor zaten. Kalfalarda dökülüyor. Evde hasta çok. Şimdi bir daha yapmayacağım dese bu sıkıntıdan kurtulur muyuz? Aşağı yukarı. Bir firar ettiği, bir de Seyfettin Bey amcanın hakkına gasp ettiği için ceza alırmış. Babasıyla helalleşir. Ne olacak? Olur olur. Hadi kal sağlıcakla. İyi. Hayrola? Gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Besme, fevkalade hicap duyuyorum. Yüzüme bile bakmıyorsun. Baktığında söylemedik lafı bırakmıyorsun. Çocuk azarlar gibi sürekli. Ne yapsaydım? Eline sağlık. Ne iyi ettin. Oğlumla... Tövbe. İyi işte gidiyoruz. Söyleyecek lafın da olmaz. Oturun oturduğunuz yerde. Bana cinnet getirteceksiniz vallahi. Kâfi derecede cinnet verdik zaten. Sağ ol. Şimdi şu kapıdan çıkarsın. Başına bir iş gelir. İnsan yanlarım acır benim. Kırın kıçınızı, oturun şurada. Ortalık yatışıncaya kadar. Sağ ol. Yine sen sahip çıktın bana. Heves ettiğimden değil. Anam insan doğurmuş beni. Lakin burada kalıyorum diye... Şıracı yeğenim gibi kendini nimetten sayma. Oğlumun emaneti memaneti değilsin. İki cihan bir araya gelse... Kamran'la aranızdaki münasebeti tasvip etmem, etmeyeceğim. Bunu da böylece bilesin. Bir gören olursa benim haberim yok. Tamam mı Feride? Mührü ben kırmadım. Ben vermedim bu malzemeleri size. Merak etme Üftade. Kimseye bir şey söylemeyiz. Bu da sonuncusu. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Çıkarken kimseye gözükmeseniz iyi olur. Ben de sizinle geleceğim. Nerede? Biz onun başındadır.
Feride. Kamran'ın babası Seyfettin'in işten. Ne diyor? Ne düşünüyor olanlar hakkında? Neden sordunuz? Kamran babasından onay bekleyen küçük bir çocuk gibi. Eğer Seyfettin Bey oğlunu suçluyorsa korkarım Kamran başını yakacak. Kendini cezalandıracak. Bu taraftan. Allah kahretsin. Ne yaptın? Senin yüzünden gitti değil mi? Kime ne yaptım? Kamran kim olacak? Ben Kamran'ın bekçisi miyim? O gitmedi. Burada. Nereden anladın burada olduğunu? Gölgesinden. Patates? Sıntır! Selim Bey yoktu. Allah'tan kuzenin. Babam nasıl oldu? İyi. Çok iyi. Konakta. Peki duyunca nasıl karşıladı? Gurur duydu seninle. Sahi mi? Sahi tabii. Saati de yerinde. Tek endişesi sensin. Oh. Çok korktum beni bağışlamayacak diye. Peki mevzuyla alakalı rahatsız eden var mı? Çevreden, emniyeti umumiyeden. Yok. Hadi gel. Gel bana her şeyi etraflı bir şekilde anlat. Başhekim ne diyor? Kadın ne diyor? Ahali ne düşünüyor? Geç, geç. Destur! Murdara mı kaldı Mefta'yı defnetmek? Başımız sağ olsun kızım. Kadı Hazretleri eğer tövbe edersen cezanı azaltacağını söylemiş. Feride bana yardım edebilir misin? Bit tabii. Ne lazım geliyorsa. Ameliyatta hemşirelik yapmanı istiyorum.
O manada mı? Fakat ya yanlış bir şey yaparsam? Dediklerimi harfiyen uygularsan yanlış bir şey yapmazsın. Evvela ellerini şu suda yıka. Ben dışarıdayım. Feride, ne yalan söyleyeyim. Seni göreceğimi ummuyordum. Sanki baharı getirmişsin gibi. Kendimi daha güçlü hissediyorum. Seyfettin Efendi, muştum var sana. Selim'le konuştum. Kadı Hazretleri, ocağınur yüzü şen olsun. Kamran'ı... Kâfi Besime. Ben meseleyi biliyorum zaten. Bildiğini biliyorum. Biliyorum da... niye sevinemiyorsun? Onu bilmiyorum. Ses çıkarmayayım, çıkarmayayım diyorum ama... bana sakın Kamran'a hiddetli olduğunu söyleme. Paşam, oğlum ömründen kesip senin ömrüne kattı. Gücenilir mi hiç buna? Gururlanacağın yerde... kim bilir nerede şimdi? Aç mı, açıkta mı? Seyfettin Bey... oğlum kanını... hekimliğini, istikbalini feda etti. Hayatına kastetti. Senin el sağlıklılığın bu mu? Bu! Kadı bağışlasa ne olacak? Bağışlanmasız bir şey yaptı senin evladın. Lakin... gene de ayağı taşa değse benim canım yanar. Ciğerbarem, iki gözüm o benim. Ama Besim Hanım, şunu bil ki... senin evladın günahların en büyüğünü işledi. Yaşamak yaşatmak günah olur muymuş hiç? Ah be kadın, sen günahın ne olduğunu nereden bileceksin? Gazlı Bes. Babam ne dedi? Ne desin? Söyledim ya, oğlum beni kurtardı dedi. Aslan oğlum dedi mi? Demez mi? Dedi tabii. Patiz başka ne dedi? Söylesene. İki gözüm, gururum, içimin gülen yüzü, sabahım, günaydınım, can içim. Dedi. Nasıl? Kendine gelmesi biraz zaman alacak. Lakin bakabilirsiniz. Bravo Patris. Çok cesur bir hanımsın. Ne sandın? Mektepte bana çevik atmacanın kuzeni çalı kuşu derler. Kamran, ne yapacağız? Ne olacak bundan sonra? Bir fikrin var mı? Neriman'ı gördün mü?
gördüm. Seni merak etmekten başkaca bir sıkıntısı yok. Onu yalnız bırakma. Göz kulak o sana emanet. Kamran, bir şey söyle. Suallerime cevap ver. Az önce de söyledim. Kadı Hazretleri sen eğer teslim olursan cezanı hafifletecekmiş. Buna da sessiz kaldım. Ben vicdana aykırı bir şey yapmadım ki teslim olayım, tövbe edeyim. Ne olacak? Bir azarla haklılığından vazgeçen bir çocuk gibi bir kez daha yapmayacağım diyeceğim ve ölümden kurtulacağım. Peki ne değişecek? İnsanlar tedavi olma imkanı varken ölmeye devam edecek. Haram kılındığı, yasak sayıldığı için. Feride, bak. Bunları Selim'e ver. Selim'e ver, dergide yayınlasın. Kadı'ya benden açık mektup. Bundan sonra olacaklar artık kadının tavrı belirleyecek. Öyle eyle ki, eyleminin ilkesi aynı zamanda evrensel bir yasa olabilsin. Kant bu sözüyle, her davranışımızda kendimizde ve başkalarında olan insanlığı amaç edinmemizi tembihler. Ben bir hekim olarak vazifemi yaptım. Şüphesiz ki hastam babam olmasaydı, vaziyet benim ve onun için bu denli ümitsiz olmasaydı, böylesine cesaret edebilmeyi akıl dahi edemezdim. Pek muhterem Kadı Hazretleri, her şerrin içinde bir hayır olduğunu siz benden daha iyi bilirsiniz. İlminizden sual olunmaz. Ben önümü göremediğim bir karanlığın içinde bir kibrit çaktım. Sırf babamın gülen yüzünü görebilmek, bana oğlum dediğini duyabilmek için. O gözlerini açınca sabah oldu. Ortalık aydınlandı. Babama uyguladığım tedavinin hekimlik vazifesinde çığır açacağı, daha pek çok hastaya hastalığa umut olacağı aşikar. Lakin sizden çok daha evvelinde, zamanın ihtiyaçlarına göre tertip edilip adı konulmuş, bugün beni mahkum edecek olan bazı hükümler var. Günümüzde geçerliliği tartışmaya açık olan söz konusu hükümler ilmimizin önünde engel. Nice hekimlerimiz içinde cesaret kırıcıdır. Kadı Hazretleri, dünya bile her sabah kendini yeniden inşa ederken bizim yazgıcılığa teslim olup eskimiş alışkanlıklarımızla yola devam etmemiz insanın şahsına ve insanlığa edeceği en büyük fenalık olsa gerektir. Sizden mevcut hükümleri değiştirmenizi, biz hekimleri insanlığın hayrına atılacak her adımda teşvik etmenizi istiyorum. Ya yolumuzu açın ya da yolumuzdan çekilin. Merkez Hastanesi mütehassısı Kamran. Kabul etmem gerekir ki fena başlamadığı mektubunu biraz sert noktalamıştı Kamran. Matbaada basarken o kısmını çıkaralım dediğimde Selim müsaade etmedi. Mektubun Kamran'ın arzu ettiği gibi basılacağını söyledi. Besbelli bela açacak cümlelerdi. O zamanlar niçin böyle davrandığını anlayamamıştım. Anlayamamış ama ne sezdiğimi bilmeden bir şeyler sezmiştim. Bu yüzden Selim'in tüm ısrarlarına rağmen Kamran'ın nerede olduğunu söylemedim. Derken korktuğum başıma geldi. Kadı mektuptan sonra daha da hiddetlendi. Biat istiyordu. İtaat istiyordu. Kamran'ın bir nefeste bağışlanmayı dilemesini istiyordu. Kamran da haklı olarak günah işlemedim ki tövbe edeyim diyor, yeni bir mektup daha kaleme alıyordu. İki tarafta büsbütün itidalini yitirmiş gibiydi. Hadise giterek içinden çıkılmaz bir hal aldı. Hepimiz bir kısır döngüye mahkum edilmiştik sanki. Kadı en nihayet Kamran için perşembe günü hüküm bildireceğini duyurdu. Yarın hükmü ilan edilecek olan hekim Kamran'ın son mektubu. Okumadan geçmeyin, sizlere sesleniyor. Yarın hükmü ilan edilecek olan hekim Kamran'ın son mektubu.
sizlere sesleniyor. Al ablacığım. Yarın hükmü ilan edilecek olan Hekim Kamran'ın son mektubu sizlere sesleniyor. Okumadan geçmeyin. Hadi ben sen de at, hadi geçelim. Hayret bir şey ya. Yarın hükmü ilan edilecek olan Hekim Kamran Efendi'nin son mektubu. Yok yere gırtlak parçalıyorsun. Sana ne? Yarın ipini çekecekler seninkini. Hala korkuyor musun? İşte biri. Kamran'ı kurtarmana yardım edebilirim. Anlaşırsın. Karşılığını ödersen tabii.